zorundayım. İş bulabilmek için. İşe neden ihtiyacım var? Para kazanabilmek için. Düz devam ediyorum. Paraya neden ihtiyacım var? Televizyonda satılan şeyleri alabilmek için. Alışverişe neden ihtiyacım Çünkü var? Çünkü alışveriş yapmazsan herkes işsiz kalır ve kimse para kazanamaz. Bekle, herkes benimle aynı korkunç kaderi yaşamasın diye istemediğim şeyleri almak için mi çalışmak zorundayım? Kesinlikle. Hayatını düşünmeden yaşıyorsun değil mi? Bana kalırsa beni biraz hafife alıyorsun evlat. Sağ olun. Barış noktasına ulaştım. Hadi ama hayat bundan daha güzel olmalı. Hayır. Ben gidiyorum. 9-5 arası çalışarak hayatınızın tadını çıkarın. Hector, beni özgürlüğe gönder. Tamam, gülün bana. Ama en azından bana söylenenleri yaparak yaşayan beyinsiz bir zombi olmayacağım. Kimler? Bilirsin işte, onlar. Onlar kim? Bilirsin işte, adamlar. Hangi adamlar? Ne yapacağını söyleyen adamlar. Kim? Babam mı? Hayır. Televizyonda ne izleyeceğinizi söyleyen kişiler. Peki televizyon nedir? Barış noktasına ulaştınız. Bugünkü menümüzde Fransız patatesi eşliğinde kızarmış patates bulunuyor. Nefis. Fransız patatesi de nedir? Sen patates misin? Bundan emin olabilirsin. Bu man kafadaki... Bu Idaho, Gumball'un kasabadan arkadaşı. Bu hafta sonu bizimle kalacak. Sandalyen nerede? Gumball attı. Daha sade bir hayat yaşamak için fazlalıklarımızı atıyoruz canım. Burada neler oluyor böyle? Idaho, bize doğru yolu gösterecek. Hangi yolu? Ebedi mutluluğa giden yolu. Bu Luna Park mı? Hayır. Elektriğin, arabaların, süpermarketlerin ve özellikle de televizyonun olmadığı özgür bir dünyayı. Şaka yapmıyor değil mi? Televizyonun beynimizi yıkaması yerine iletişim kurmak daha iyi değil mi? Dostum, yarım saattir kimse konuşmuyor. Nicole, sıkıcı olduğu için Gumball'u cezalandır. Gerçekten isterdim ama yapamam. Gumball toplumdaki yerini bulmaya çalışıyor ve ebeveynleri olarak onu cesaretlendirmeliyiz. Bunun ne kadar saçma sapan olduğunu düşünsek de! siz vahşiler kabilenizi nasıl eğlendirirsiniz? Güreş ve devir oynarız. Nedir o? Gelin, size göstereyim. Evet, bu oyunun kuralı yoktur. Güreşir ve karşınızdakini devirirsiniz. Bekle, yumruklamaktan mı söz ediyorsun? Deneyebilirsiniz tabii ki ama seni uyarmalıyım. Elmore eyaletinde beni yenen olmadı. Hadi gel. Onu tekmelemen gerekiyordu. Kendimi savunuyordum. Neye karşı? Ondan 8 kat büyüksün. O niye kapıldı? Bir daha yap. Bir daha yap. Hadi bir daha. Neşelenmek için ne yaparız biliyor musunuz? Şarkı söyleriz. Havalan ve uç tarlalarda patates. Hadi hep birlikte. Umarım diş perisi bunu kabul eder. Yetti artık. Sizin alternatif yeni dönem saçmalıklarınızdan bıktım. Sıkıcı başladı ve artık acı veriyor. Tavukçuya gidip ailemize bir kova hazır yemek alacağım. Bakın, özgürlük arayışındayız ve bunun bir bedeli var. Zor ama güzel, amansız ama gerçek, tehlikeli ama... Ama bahçedeyiz. Burada tehlikeli bir şey yok. Bana yüzüne neden maza etsek? Püreyi icat ettiğimden beri bu kadar dans görmemiştim. Sakin olun millet. Sadece küçük bir sinek. Ne yapacağınızı göstereyim. Hey arı! İğneni de alıp buradan git. Bu ne ya? Milyonlarca kez ısırdı. Durun. Zehri çıkarırsan bir şeyin kalmaz. Evet, sakin olun. Sadece bir eşek arısı. Zehri çıkarmam gerekiyor. Eşek arısı zehri bu şekilde çıkarılmaz.